Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün izleyecek olduğunuz videoda buram buram tarih kokuları alacaksınız. Geçmişten kalan muazzam bir hikayeyi dinleyeceksiniz. Bu hikayenin günümüzde de bilinen şarkısı var, türküsü var, bir zeybek havası var. Neler var neler bu hikayenin içinde. Hikayenin başrolünde olan yapının önündeyiz şu an. Arkamda görmüş olduğunuz yer arkadaşlar, Aydın Nazilli ilçesinde Esenköy'de bulunan Arpaz Konağı. Arpaz ailesinin Arpaz Konağı. Arpaz Kulesi diye de geçmekte arkadaşlar. Burası o şekilde de biliniyor. Buranın ne özelliği var? Buranın hikayesi nedir? Tarihteki rolü nedir? Bugün enine boyuna size hepsini anlatmaya çalışacağım. Sonrasında konağın içine gireceğiz. Konağın tüm detaylarıyla size göstermeye çalışacağım. Çok gizemli, çok korkutucu, ürpertici bir konak burası. Tarihi o şekilde değil tabii ki. Tarihi gayet aydınlık. Fakat konağın içindeki görüntüler biraz tuhaf. Sonuna kadar sabredin, bekleyin. Birazdan konağın içinde görme şansınız olacak. Ama öncelikle buranın size arkadaşlar o muhteşem tarihini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar burası 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı'da merkezi yönetimin zayıflaması sonucu bölgesel derebeyliklerin kurulmasıyla ön plana çıkmış bir yer arkadaşlar burası. Arpazlı ailesine ait olan bir yer burası. Arpazlı ailesini size en iyi nasıl tanıtabiliriz diye düşündüm. Arpazlı ailesinin atası arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı olan Gedik Ahmet Paşa. Fatih'ten sonra tahta çıkan 2. Beyazıt arkadaşlar. Bir problemden ötürü, bir olaydan ötürü diyelim, Gedik Ahmet Paşa'yı ödüllendirmiş tahta çıktıktan sonra. Sebebi de tahta çıkma döneminde Gedik Ahmet Paşa'nın 2 tane yakınını 2. Beyazıt öldürmüş arkadaşlar. Kellesini vurdurmuş. Fakat sonrasında pişman olmuş. Bu pişmanlık nedeniyle arkadaşlar Gedik Ahmet Paşa'yı ödüllendirmiş ve 2 oğlunu sipahi beyleri olarak atamış. Nereye atamış? Şu an bulunduğumuz bu noktaya atamış. Nazilli ve Karacasu arasındaki tüm toprakları onlara bağışlamış arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bölgede Nazilli merkezli olan Arpazlı Derebeyliği diye bir yer kurulmuş. Koçarlı merkezli olarak da Cihanoğulları Derebeyliği şeklinde 2 tane aile oluşmuş burada. İşte biz de şimdi o derebeyliklerden bir tanesinin Arpazlı Derebeyliği'nin merkezi olan Nazilli'deki Esenköy'deyiz ve Arpazlı Kulesi'nin diğer adıyla Arpazlı Konağı'nın önündeyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konağı Arpazlı ailesinin fertlerinden Hacı Hasan Bey yaptırmış 19. yüzyılın başlarında. Sonrasında arkadaşlar bu konakla ilgili birazdan zaten daha detaylı bilgileri içeriye girince vereceğim. Fakat günümüze de ulaşmış olan hepimizin bildiği bir şahısla ilgili bu konakta bir hikaye var. Beni burada etkileyen en önemli şey buydu. Yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan bilgilerin içinde beni etkileyen en can alıcı olan şey buydu. Hikayede arkadaşlar şöyle. Şimdi en baştan ismini verelim. Atçalı Kel Mehmet arkadaşlar. Kimdi bu? Çakırcalı Mehmet Efe. Değil mi? Savaş yıllarındaki o Çakırcalı kahraman Mehmet Efe'yi hepimiz biliyoruz. Rivayete göre arkadaşlar Çakırcalı Mehmet Efe, Atçalı Kel Mehmet yani bu konakta çobanlık yapmış arkadaşlar. Fakat hikaye bu ya arkadaşlar. Çakırcalı Mehmet Efe bu konağın kızına gönlünü kaptırmış. Aşık olmuş o dönemlerde. E tabi şimdi aşık olduğu kişi buraların, bu toprakların sahibi koskoca bir beyin kızı. E Çakırcalı Mehmet çoban. Bakıldığı zaman Türk filmlerindeki gibi olur mu? Bu ilişki uyumsuz. Bundan dolayı arkadaşlar kızın babası, dönemin ağası bu işe çok karşı çıkmış. Çakırcalı Mehmet Efe'yi dövmüş. Ona eziyetler etmiş. Buradan kovmuş. Daha sonra günler sonra Çakırcalı Mehmet Efe ailesini de alarak buraya gelmiş. Kızı istemeye gelmiş. Tekrar hepsini buradan kovmuş ağa. Bunları tekrar dövmüş, eziyet etmiş. Çakırcalı Mehmet Efe bunun üzerine oğlum sen nereden çıktın ya? Ama iş yapıyorduk burada ya. Olmaz. Bunun üzerine arkadaşlar Çakırcalı Mehmet Efe buna dayanamamış. İsyan etmiş. O dönemlerde zaten Efe'lerin isyanı belli arkadaşlar. Ne yaparlardı? Dağa çıkarlardı. Dağa kaçarlardı. Silahlanırlardı. Çakırcalı Mehmet Efe de aynısını yaparak buradan Nazilli'nin dağlarına çıkmış, silahlanmış, kendine bir hayat kurmuş arkadaşlar. Fakat aradan uzun zaman geçmiş. Günler, aylar, yıllar geçmiş ve Çakırcalı Mehmet Efe bir gün kafasına tak etmiş, şartelleri atmış. İnmiş dağdan. Gelmiş bu arkamda görmüş olduğunuz koca konağın önüne. Şarkıyı bilenler bilir arkadaşlar. Değil mi? İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Değil mi? Bize de derler çakıcı, yakarız konakları.
Arkadaşlar, Çakıcı Mehmet Efe'nin o şarkının içinde de geçen ateşe verdiği konak işte şu an tam arkamda bulunan Arpazlı konağı. Ağa'ya sinirli, kızı vermedi ve de dövdü Efe'yi. Efe artık bir yere kadar dayanmış, bir yerden sonra isyanı basmış ve gelmiş konağı ateşe vermiş fakat içinde ağa yokmuş. Ağa'yı öldürememiş, intikamını alamamış. Konağı yaktıktan sonra buradan ayrılmış. Eline bir şey geçmiş mi? Tabii ki hayır. Fakat bir süre sonra yine ağayla bir karşılaşması daha olmuş. Yakınlarda Akçay Köyü diye bir yer var arkadaşlar. Akçay Köyü'nde yıkılan bir köprü varmış. Artık köprünün tamir ettirilmesi gerekiyor. Köylü o zaman Osman Ağa'nın yanına gitmiş. Demiş ki ağam bu köprüyü tamir ettir. Biz zorlanıyoruz, gelip geçemiyoruz. Osman Ağa bunları yine kovmuş kapıdan. Tamir falan ettirmem demiş. Ağa biraz aksiymiş demek ki arkadaşlar. Bu olay hemen Çakırcalı Mehmet Efe'nin kulağına gitmiş. 10 Aralık 1910 günü arkadaşlar. Çakırcalı Mehmet Efe bu olayları da duyduktan sonra dağdan yine bir hışımla aşağı inmiş. Arpaz köyünü basmış. Bu sefer arkadaşlar konakta ağayı yakalamış ve ağayı kaçırmış. Ağayı dağa kaldırmış arkadaşlar. Fakat ağayı da yanına alıp dağa doğru giderken yakınlarda Karıncalı Dağı diye bir yer var arkadaşlar. Karıncalı Dağları'nda gönüllü bir grup zaptiye tarafından kuşatılmış. Çıkan çatışma 3-4 gün kadar sürmüş. Zaptiyeler bir süre sonra karşıdan silah sesi gelmediğini duyunca ya demişler bu Efe kaçtı ya da biz bunu hani olur mu olmaz mı ama belki de vurmuşuzdur diye düşünerek gitmişler karşıki cepheye. Arkadaşlar bakmışlar Çakırcalı Mehmet Efe bu tarafta yatıyor ve o zamanki o köyün inatçı aksi ağası Osman Ağa da bu tarafta yatıyor. Artık Çakırcalı Mehmet Efe çatışma esnasında Osman Ağa'yı mı vurdu? Ya da zaptiyeler artık yaylım ateşine tutarken Osman Ağa'yı da mı vurdular? Bu belli değil. Ama orada bu Karıncalı Dağları'nda ikisi arkadaşlar ölmüş. Hikaye böyle bitmiş arkadaşlar. Arpazlı konağının buradaki en can alıcı hikayelerinden, Çakırcalı Mehmet Efe'nin de dahil olduğu hikayelerinden en başarılı, en güzide olanı buydu. Size konuyla ilgili çok detaylı bilgiler vermeye çalıştım. İnşallah arkadaşlar bilgileri beğenmişsinizdir. Şimdi konağa gezmeye çıkacağız. Fakat burada yine en can alıcı yerde ne diyoruz? Arkadaşlar görüyorsunuz emeklerimizi. Çalışıyoruz, yollardayız, geziyoruz, yıpranıyoruz. Karşındaki adam şu an elinde 10 kilo bir kamerayla bana doğru isyan ederek bakıyor. Güneşin altında kısa kes artık diyor. Emeklerimizin karşılığını talep ediyoruz. İzninizle. Videolarımız arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu bizim geleceğimiz. Bunlar varsa biz de varız. Yeni videolar da var, yeni çalışmalar da var. Yorum yazanların hepsine cevap veriyorum bakın. Eski videolara gidip bakabilirsiniz. Tüm yorumların altında hepsinde illaki cevabım vardır. Şimdi isterseniz inanmıyorsanız hemen bir şeyler yazın. Bir şey sorun, hemen cevabını da alacaksınız. Dedikten sonra şimdi biz konağa doğru geçiyoruz. Konağın içinde muhteşem görüntüler sizi bekliyor. İyi seyirler. Evet, şimdi geldik videonun en heyecanlı bölümüne. Bol bol gezmeli, bol bol görüntülü. O dakikalar şu an başlıyor arkadaşlar. Şimdi konağı geziyoruz ve bir de kule var. Bu kuleyi geziyoruz. Kule daha çok güvenlik için, savunma için yapılmış. O zamanki tabii dönemin beyleri. Bu adamların şimdiki nasıl devlet büyükleri gibi canı önemli. Bu kuleyi de onun için yapmışlar. Daha çok güvenlik, tedbir, gözetleme. Bu kule de onun için yapılmış. Arkadaşlar evin içinde bir müştemilat var. Bir kule var. Bir devirmen var. Bir hamam var, bir ahır var. Bir de böyle kocaman bir konak var, ev var. Şimdi size tek tek bunları göstereceğim. Bir de çeşme var. Unutmadan onu da söyleyelim. Öncelikle şu kuleye bakalım. Kulenin çok çünkü girilebilecek bir tarafı yok. Şöyle kapıdan içeriye biraz göz atabiliyoruz. İçeriye girmek maalesef çok imkansız, çok tehlikeli. Nedenini zaten şimdi göreceksiniz. Oraya doğru şöyle yavaş yavaş bir geçelim. Rodos'tan getirtmiş ustaları. O zaman buranın ağası, beyi. Rodos'tan ustaları getirtmiş. Hatta bu kulenin Rodos'ta bir benzeri varmış. Neredeyse birebir aynıymış. Yapan ustalar çünkü onu yapmışlar. Onu yaptıktan sonra buraya gelmişler. Neredeyse aynısını yapmışlar arkadaşlar buraya. Pencere var, pencereler kapalı. Çok enteresan. Hani ya onları yapmayaydın ya da yapıp da pencere açsaydın. Pencere yok. Şöyle buraya geldikten sonra köpeğimiz de orada yatıyor bir tane. Cici, Karabaş. İnşallah cici ve usludur. Evet abi. Yavruları var bu karabaşın. Ondan bu karabaş az önce bizim yanımıza gelmiş. Bak şurada köpek yavruları var minik minik. Allah çok sevimliler. Ev terk edilmiş değil tam olarak. Ev köpeklerin.
Şimdi abi şöyle merdivenlerden yukarı doğru çıkalım. Taş kesme merdivenler. Şahane. Gerçekten harbi harbi. Oo, bir kapı var burada. Muazzam. Demirden bir kapı var. Şöyle burada ben kendim bir şeyler görmektense size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın bol bol buradan neler gösterebilirim. Şu kapıyı önce bir göstereyim dedim. Demirden kapı. Full demir ya. Bizans kale kapıları gibi. Yalnız tahtaya hiç basma. Bence. Sevgili kameraman arkadaşım. Hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi şöyle bir etrafı size göstermek istiyorum. Etraf tamamen yıkılmış. Harabe olmuş. Yerdeki zemin berbat durumda. O yüzden çok girmeyi göze alamıyoruz arkadaşlar. Daha önce çekilen birkaç video vardı burada izledim. O arkadaşlar da pek göze alamadılar, giremediler buradan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir de böyle yukarıya çıkan merdiven var. Muhtemelen burası 3 katlı falan arkadaşlar. Yani dışarıdan görebildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu merdiven tabii darmadağın olmuş artık. Yukarıya çıkış mümkün değil. Daha önce çıkış buradan yukarıya sağlanıyormuş. Artık üst katlarda ne vardı ne yoktu tamamen hayal gücümüze kalmış. Bununla ilgili çünkü bilgi, detay, teferruat yok. Ama burası bir güvenlik gözlem amacıyla yapılan bir kule olduğunu düşünürsek artık üst katlarda bir askerlerin konaklama odası, yemek yediği odası, saklandığı, gözleme yaptığı odası olabilir diye düşünüyorum burası için. Şimdi burada zaten daha fazla gösterecek bir şey yok. En çok gözüme çarpan şey bu kapıydı demiş olduğum gibi. Kapı var ya bilmiyorum ama belki var 500 kilo yani bu kapı. Burayı nasıl tutturmuşlar? Menteşe falan da yok böyle. Demirle memirle bir şeyle tutturmuşlar. Kapı burada beni benden aldı. Şu an arkadaşlar kulenin zemin katındaki küçük bir odaya girdik. Zemin de çok güvenilir değil ama yine de burayı çok merak ettim. Çünkü burası gerçekten dışarıya tamamen kapalı bir yer. Şimdi buranın ne özelliği var derseniz arkadaşlar bu zemine basmış olduğum noktanın altında bir zindan var. O zamanki ağa birazdan size göstereceğim. Şurada küçük bir kapaktan içeriye bir giriş yapmış. Buraya arkadaşlar artık husumetli olduğu, problemli olduğu, cezalandırmak istediği insanları alttaki zindana göndermiş muhtemelen. Şöyle ufak ufak hem çıkalım hem de zaten şimdi o görüntü sizin açınıza da girecek. Buradaki zindanı da size göstermek istiyorum. Şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen üzerine basmış olduğumuz noktanın alt katı şöyle bir zindan kapağı var. Aşağıya cezalandırdıkları adamları tutup atmışlar arkadaşlar. Duvarlarda yine küçük pencereler var. Gözetleme kuleleri ve pencerelerin ağzı daralarak gidiyor. Anca bir tüfek namlusu dışarıya çıkartabilecek kadar. Dışarıdan da içeriye bir ateş açıldığında kurşun içeriye giremeyecek kadar. Günümüzün savunma sistemlerine yakın bir şekilde dizayn edilmiş bu pencereler. Bu zindanı size göstermek istedim arkadaşlar burada. Şimdi buradan çıkıyoruz. Konağa doğru geçeceğiz. Buranın detaylı görüntülerini de size bol bol vermeye çalışıyorum. Konağın içindeki görüntülerle devam ediyoruz. Ben şimdi yavaştan buraları kırmadan, dökmeden çıkmaya çalışıyorum. Buraya videoyu görüp de gelenler muhakkak olur gezme. Buraya çok girmelerini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kuleden çıktık. Hemen konağın içine geldik. Zaten karşılıklı şu an kameranın bulunduğu yer kulenin kapısı. Ben de hemen karşısındaki konağın merdivenlerinden çıkarak şöyle bir geniş alanına geldim. Konak zaten iki katlı. Alt katta daha çok böyle yemli, samanlı, hayvanlı onların bulunduğu yerler var. Üst katta da süper bir yaşam alanı var. O dizilerde, filmlerde gördüğünüz tabii onların senaryo gereği canlandırma olarak yapıldı. O konakların orijinalini şimdi izleyeceksiniz burada. O günlerden kalan mimarisi, dekoru, eşyaları, duvarı, boyası, sıvası her şey üst katta. Hadi buyurun şimdi yukarıya geçelim. Şimdi bahsetmiş olduğumuz o üst kattayız. Görmüş olduğunuz gibi böyle odalar var burada. Burası yaşam alanı. Adamların yattığı, kaldığı, yemek yediği, takıldığı yerler buralar. Şimdi bu odaları biraz gezelim bakalım.
odaların içinde o kadar övdük, anlattık. O günkü mimarisinden bahsettik. Acaba haklı mıyız? Nereden geçelim? Şöyle şuradan başlayalım olmazsa. En baştaki odadan hadi başlayalım. Muhtemelen burası birazcık kullanım durumu da var galiba. Çekirdekler, çiğdemler yenmiş burada. Sandalyeler falan hepsi yerinde duruyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra öncelikle yalnız şu kapıyı bir dikkatinize sunarım. Bakın işlemeler hala o günkü gibi. Muhteşem. Giriyoruz abi odamızın içine. Gelin. Gelin abi, gelin. Bak. Karşıda şöyle boğazı hayal et bak. Hani Osmanlı filmleri direkt. Şu gemiler geçse, şuradan bir su aksa. O günkü korkuluklar. Demir korkuluklar hala. Şunlar hala orijinal. Biraz size karanlık görünüyordur ama o taraftan ters ışık vuruyor arkadaşlar. Artık idare edeceğiz. Korkuluklar hala o günkü gibi. Pencereler, doğramalar hepsi o günkü gibi. Üste camlar konulmuş. Bol bol ışık girişi sağlanmış. İçerisi karanlık olmasın diye. Tabii o zamanlar elektriğin biliyorsunuz çok fazla böyle her yerde olmadığı dönemler. Ki bir elektrik lamba floresan takılmış buraya ama muhtemelen yakın dönemde bir kullanım olmuş. Burada arkadaşlar şöyle yine dolaplarımız var. Dolapların içi boş abi. Şöyle bakıyoruz dolapların içine. Boş. Komple temizlenmiş buralar. Hiçbir şey kalmamış. En sonki birkaç video çeken arkadaş olmuştu burada izledim. Dolapların içinde eşyalar vardı. Üst tarafa bir balkon yapılmış. Ne işe yarar? Neden yapılmış? Yani oraya bir çıkış yok çünkü. Bir merdiven yok, bir kapı yok. Muhtemelen artık oraya yük mü koyuyorlardı, eşyaları mı koyuyorlardı? Öyle bir şey yapılmış. Yani evin içinde komple abi ahşap dönmüşler. Komple her yere dolabı, işte böyle gözler, şimdiki ne oluyor artık? Nişler günümüzdeki. Süslemeli nişler. Hepsini yapmışlar. Evin elektrik tesisatı bile varmış. O günden kalan şöyle akustik düğmeler. Kapıya bakar mısın ya? Şu kapıya bak. Kapının kolu, kilidi. Çok enteresan tabii ki günümüzde çok göremeyecek olduğumuz şekilde malzemeler. Buradan şimdi çıkalım o zaman. Hemen şöyle hiç hızımızı kesmeden şöyle geçiyoruz karşıdaki odaya. Karşıdaki oda yine bu kapıyla aynı mı? Evet aynı abi. Süslemesi, dekoru bu kapıyla aynı. Şimdi bu odaya Bismillahirrahmanirrahim diye girelim. Odalar tertemiz abi. Temizlenmiş buralar. Ben de şöyle birazcık ışık yapsın diye ben de biraz ışığımı açayım. Burada en son ben izlediğim videolarda arkadaşlar buralar darmadağındı. Ooo yarasaya bak. Misafirimiz yarasa. Sevgili yarasa girdi, kaçtı. Dolapların içi bomboş, boşaltılmış. Komple burası elden geçmiş. Burada birçok kullanılmayan eşyalar vardı. Yayıntı vardı. Belediye buraya tadilat yapacak diye duydum arkadaşlar. Bir restorasyon elden geçirecek. Burayı yenilecek diye duydum. Belki öyle bir karar çıkmış olabilir. O yüzden burası artık bir elden geçirilmiş olabilir. Restorasyon başlayacak olabilir yani kısacası. Yine dolapların içi bomboş. Hiçbir şey yok. Burada arkadaşlar bildiğim kadarıyla bir tuvalet, bir banyo var burada. Şöyle küçük bir kapıdan geçmek suretiyle buradan yalnız bir kişi mi girebiliriz, iki kişi mi girebiliriz? Şöyle bakın küçük bir burası banyo. Burada çünkü su gideri var ama burada da tuvalet var. Onu da size göstermek istiyorum. Küçük bir tuvalet var yine. Dışarıya açılan penceresi var. Klasik tuvaletlerde olması gerektiği gibi. İçeride bir de yarasamız var galiba. Yarasa oraya kısmış. Çık abi geriye doğru ufak ufak. Yarasa muhtemelen camdan çıkmaya çalışacak. Evet çıkıyoruz geriye doğru ufak ufak. Yarasa bir türlü çıkamıyor. Esir kaldık burada. Evet. Küçücük daracık yapılar. Buradan abi bu insanlar. İşte evet. O dönemlerde banyoya, tuvalete demek ki çok küçük alanlar ayrılıyormuş. O yüzden oraya girerken zorlandık. Dedikten sonra yine şöyle dolaplara bakalım mı? Tırkılı, ahşaplı. Şöyle içinde size göstereyim. Bomboş. Yüklük abi. O dönemki yüklükler işte. Yatak, yorgan konulan. Burası muhtemelen yatak odası. Bu da ebeveyn banyosu. Günümüze doğru çevirirsek tabii. Ama yatak odası olması için ocak var abi burada. Burada yemek de yapılıyormuş. Yatak odasında hiç ocak olur mu? Olmaz. Salladık işkembeden. Çıkıyoruz abi bakalım. Yanında bir odamız daha var. Bir sürü odalarla burası kaplı bir konak. Öyle 2+1 ev değil arkadaşlar burası.
Şöyle bir odamız daha var fakat buranın girilebilecek bir şeysi yok. Yayıntı eşya var. Onları size göstereyim. O günlerden kalan sandıklar. Gerçekten o günden kalan sandık onlar. Besbelli. Onları da buraya doldurmuşlar. Yatak başlıkları falan var. Baza gibi şeyler var. Onları oraya koymuşlar, yığmışlar. Oradaki görüntülerimizi de tamamladıktan sonra hemen yanda bir odamız daha var. Şöyle yine kapı girişleri. Hep aynı dekorasyon. Süslü. Bismillahirrahmanirrahim deyip gizemli kapıyı açtık abi. Şöyle bismillahirrahmanirrahim giriyoruz. Evet, burası da abi tertemiz. Ben en sonki videolarda ben burayı böyle beklemiyordum. Çok şanslıyız bakın. Burada birçok video çeken oldu. Yayıntı, döküntü, eşya burada. Mikrodalga fırınlar, buzdolapları falan her şey vardı burada. Onları çekmek zorunda kaldılar. Fakat bizim şansımıza tertemiz denk geldi burası. Abi içeride bir oda olmasına rağmen buranın da pencereleri var. Yani herhalde ışık almak için. Ya konak kültürü olmadığından çünkü buradan çıkınca bir balkonu var. Balkonun içinde bir oda. Açıklık alanı hayat diyorlardı benim bildiğim. İşte orası hayat. Hayattaki odalar. Öyle bahsediyorlardı. Dışarıya açılan pencereleri var. Dolaplarımız var yine. Dolaplara da birkaç tane bakalım yine. İçleri muhtemelen boştur diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı burada titiz temiz bir temizlik yapılmış. Elden geçmiş buralar. Şöyle size göstereyim. Yüklükleri tek tek boşaltmışlar abi. Kapatalım. Bulduğumuz gibi bırakıyoruz. Her zaman her yerde. Aynı stilde. Dolaplar. Yalnız tavandaki işlemeyi bir gösterebilir miyiz? Şöyle tavanda bayağı marangoz ömrünü bırakmış tavana yani. Ahşabı resmen ahşapla dans etmiş adam. Marangoz bayağı uğraşmış burası için. Abi tabi konak olunca bütün buraların topraklarının sahibi bir beyin evi olunca burası en gösterişlisini yapmak zorundasın. Burası da öyle yapmak için bayağı uğraşılmış. Ev ben çok gizemli, çok stresli bir ev gibi geliyordu bana. İzlediğim videolarda öyleydi. Buraya yaklaştığımızda da karşıdan baktığımda da öyle geliyordu. Fakat içine girdikçe biraz daha rahatladım arkadaşlar. Ama yine de tek başına hani gelinir mi, gezilir mi bilmiyorum. Şüpheli. Bilmiyorum. Ben o konuda pek bir şey söylemeyeyim. Şimdi çıktık. Bu odanın içindeydik arkadaşlar. Buradan çıktık. Bu tarafta evin müştemilat bölümü var. Yani hizmetçilerinin kaldığı, evin çalışanlarının kaldığı o bölüm var. Evet, şimdi köprüyü geçerek buradan evin bir müştemilat bölümüne doğru bakalım arkadaşlar. Zaten çok küçük. İki tane odası var hemen böyle. İlk başta şu odaya bakalım. Küçük bir oda. Hiçbir şey yok. Çeşmesi yok. Lavabosu yok. Hiçbir şey yok. Boş bir oda. Belki tahılları, yiyecekleri, içecekleri sakladıkları odadır. Bir yandaki odaya bakalım. Muhtemelen bu oda, kullanılan oda burasıydı arkadaşlar. Muhtemelen. Odanın içinde lavabosu var, çeşmesi var. Burası muhtemelen mutfağıydı arkadaşlar. Yani yemeğin piştiği, operasyonun döndüğü asıl oda burasıydı. Çünkü çok büyük bir ocak da var bakın orada. Yemeğin yapıldığı yer burasıydı. Şöyle ocağı burada, çok büyük bir ocağı var. Burada da yine bir ocak var. Muhtemelen. Tabi konak abi, burada çok büyük misafir ağırlandığı zaman bütün ocaklar harıl gürül yanıyordu. Çeşmesi burada, bulaşığı burada yıkanırdı. Tabaklar, çanaklar şu raflarda saklanırdı. Hala o günkü raflar duruyor bakın burada. Tabakların muhtemelen konduğu raflar. Burada bulaşık yıkanan yerler, çeşmesi orada. Operasyonu burada yürütmüşler. Evin hizmetçileri. Müştemilat dedikleri bölüm de burası. Evin birazcık dış kısmında zaten. Şimdi tekrar müştemilattan çıkıyoruz. Şöyle konağın ön tarafına doğru geçiyoruz bakalım. Buyurun. Arkadaşlar böyle tabii buraları geziyoruz ama izleyenler için başka, bizim için bambaşka. Siz çünkü oradasınız. Biz şu an buradayız. Bu atmosferin içindeyiz arkadaşlar. Burada sadece gezmiyoruz. Burada ben tabii öyle yapıyorum. Herkesi bilmem. Yaşanmışlıkları, bunları düşünerek. Şu merdivenden en son kim indi? Burada adam çıkarken ne düşündü? Burada nerede oturdular? Kimler yaşadı? Kaç kişi geldi geçti? Burada bir bebek doğdu, kucaklarını aldılar. Cenaze oldu, onu gittiler, defnettiler. İyi günleri oldu, kötü günleri oldu. Burada neler yaşandı? Ben her zaman böyle yerleri gezerken bunları canlandırıyorum kafamda. Daha anlamlı oluyor, daha ilgi çekici oluyor. Yoksa zaten bakıldığında beton, taş yapı. Siz de öyle yaparsanız daha anlamlı olur izlerken. Şu an alt kattayız. İlk başta da bahsetmiştim. Burası daha çok ahır sanayi burası abi. Ahır, yemler falan filan onların kullanıldığı, onların saklandığı alanlar burası. Şöyle size kamerayla detaylı görüntüler vermeye çalışayım. Burası yine o ahır bölümlerinden bir tanesi.
Muhtemelen burada hayvanlara baktılar. Artık küçük bir yer burası. Küçük baş olabilir, koyun olabilir, keçi olabilir. Onların saklandığı, onların bakıldığı alanlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şöyle bir bölüm daha var yine. Bu taraftan da size son olarak onu göstereyim. Yine küçük bir alan böyle. Bunlar hepsi ahırlar arkadaşlar. Hayvanların bakıldığı, beslendiği ahır bölümleri. Küçük küçük kapalı, kışın yağmurdan, çamurdan da korundukları bölümler. Evet, şimdi arkadaşlar konaktan çıktık. Konaktaki turumuz bitti. Konağın avlusu çok büyük. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz yapılar bile konağa ait arkadaşlar burası. Konağın hamamı var. Bu üst kat konağın hamamıymış. Burası da yine konağın damlarıymış. Hayvanların içinde kaldığı yerlerinden bir tanesiymiş. Şimdi çok kısa bir şekilde onlara da bir göz atmak istiyorum. Bakalım oradan da size gösterebilecek olduğumuz bir şeyler varsa ona da ufak bir değiniriz şöyle. Evet, sizi buralara kadar getirdim ama maalesef arkadaşlar kapısı kapalı. İçeride saman var, çuvallar var. Şöyle kapının küçük bir aralığından görebildiğim kadarıyla onu göstereyim size ama kapıdan içeriye giremiyoruz maalesef. Kapısı kapalı. Burasının dam olduğunu biliyorum. Burada yine büyük bir kapısı var. Bahçeye açılıyor. Abi çok büyük bir konak burası. Etrafındaki duvarlara bakar mısın? Bak burası bile ona aitmiş bak. Şöyle çok gitmeyeceğim yanlarına kadar ama şöyle duvarlara bakın. Burası bile konağın bahçesiymiş yani. Buradan bahçeden sonra bir üstte hamam dedikleri yer var. Konağın hamamı diye belirttikleri yer var. Bir de oraya bir bakalım. Oradan size ne gösterebilirim. Oradan sonra ufak ufak videonun sonuna doğru geliyoruz zaten. Evet, şimdi de hamam diye bahsettikleri bölüme geldik arkadaşlar ama çok çamur mu? Evet, çok çamur abi. Yağmur yağdı. Dün gece inanılmaz korkunç bir yağmur yağdı. Muhtemelen buraya girme şansımız yok. Zaten burada gösterebilecek olduğum her şeyi bu noktadan da gösterebiliyorum. Şöyle üzeri kapalı, daha böyle derli toplu tek bir yapı var, bu var zaten. Onun dışında başka da bir yapı pek bir şey yok burada. Bu bölümden de yine görüntüleri şöyle detaylı izletmeye çalışalım. Evet sevgili izleyenler, geldik bir videonun daha sonuna. İnşallah bugün beğeneceğiniz tarzda, hoşunuza giden tarzda, bilgilendirici tarzda iyi bir video çıkartabilmişizdir. Yepyeni videolarla, yine şahane videolarla, böyle ilginç, terk edilmiş, garip, enteresan, tuhaf, ürpertici yerlerle karşınızda olmaya çalışacağız. Tabii ki sizin desteklerinizle, sizin beğenmelerinizle, sizin izlemelerinizle bu olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz, desteklerinizi eksik etmeyin. Yorumlar bölümünü aklınıza ne takılıyorsa yazın, muhakkak cevap veriyorum. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet, hoşça kalın.